Deprem felaketinde Türk dünyası çok güçlü bir dayanışma örneği sergiledi. İşte bu kardeş dayanışması. Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan'ın Almatı bölgesinden de Türkiye'ye deprem bölgesine çok sayıda yardım ulaştırılmıştı. Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı yayın konuğumuz olacak. O noktaya dönelim Almatı'ya biz de. Güzel Zaytova ve konuğuna bırakalım sözü. Evet, Türkiye'de meydana gelen asrın felaketi depremde Türkiye'ye yardım eli uzatan ilk kardeş ülkelerden biri Kazakistan oldu. Depremin hemen ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in talimatıyla Türkiye'ye insani yardım gönderildi. Ayrıca Kazakistan vatandaşları da ve Türkiye'de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar da elinden geldiğince Türkiye'ye destek vermeye çalıştı. Genel olarak deprem ve deprem sonrası sürecini burada yaşanan ve Türkiye'ye gönderilen hem aynı hem maddi yardımlarla ilgili yayın konuğumuz Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı'ya soracağız. Mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Sayın Başkonsolosum, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Kazakistan Türkiye'ye yardım eli uzatan, insani yardım gönderen ilk ülkelerden biri oldu dedik. Genel olarak bu süreci bize nasıl anlatırsınız? Tabii Kazakistan hem devlet düzeyinde hem de toplum düzeyinde ciddi yardımlar yaptı. Arama kurtarma ekibi gönderdi, devlet yardımı gönderdi. Ama bunun ötesinde biz görev bölgemizde işin toplumsal boyutuna şahit olduk. Daha ilk andan itibaren Kazak toplumunun çok derin bir duygusal hassasiyetle hem acımızı paylaştığını hem de yapabileceği yardımlar konusunda ciddi bir seferberlik içine girdiğini gördük. Günler boyunca burası bir taziye evine dönüştü. Sanat dünyası, akademi, basın, resmi kurumlar ama halk her anlamda acımızı paylaştı. Hüngür hüngür ağlayanlar oldu, bize gelip sarılanlar oldu. Yardım konusunda biliyorsunuz bir yardım hesabı açıldı. Burada 15.3 milyon dolar gibi kayda değer bir miktar Kazak toplumu tarafından iletildi. Aynı yardımlar konusunda bütün çağrılarımıza gıda ihtiyacı olmadığı, başka şeylerin, malzemenin öncelikli olduğu şeklindeki duyurularımıza rağmen buradaki toplum yapılabilecek en doğal, en uygun yardımın gıda olacağını düşünen insanlarımız elindeki her şeyi gönderdi. Bunu paylaştı. Şahit olduğumuz anlatılan hikayeler var. Toplamda 750 ton bir yardım malzemesi, içinde 83 bin çadır var. 4500 uyku tulumu var, jeneratörler var, başka şeyler var. Kazak çadırlar var. Yurt dediğimiz ya da keçe ev dediğimiz. Bunların her biri bir köy odası gibi. Şu ana kadar 850 civarında gönderildi, 500 civarında da sipariş var. Bu tabii hem depremzedelerin ciddi ihtiyacını karşılayabilecek bir yardım şekli, 10 ila 25 kişi barınabiliyor büyüklüğüne göre, hem de sembolik açıdan çok değerli. Adeta dedelerimizin 1000 yıl önce buradan yola çıkarken götürdüğü çadırların, Osmanlı Devleti'ni 400 çadırla kuran o enerjinin yeniden harekete geçmesi gibi algılandı. Böyle bir duygusal tarafı da oldu. Hayat normale döndükten sonra bu yurtların sinema seti olarak, kültür merkezi, satış merkezi olarak kullanılacağını ve Türkiye'de çok yaygınlaşacağını şimdiden hissedebiliyoruz. Tabii bu yardımların gönderilmesi kolay bir işlem değil. Hayatımızda ilk defa bir lojistik şirketi gibi çalıştık. Bunun gümrüklenmesi var, bunun depolanması var. Buralarda eşsiz katkılar gördük. Umut Vakfı, 3000 üyeli Umut Vakfı Akskal kardeşlerimizin kurduğu, yüzlerce gönüllüsüyle bunların indirilmesi, tasnif edilmesi, tekrar yüklenmesi işlemini yaptı. Tabii ki Türk Hava Yolları, tabii ki TAV Almatı Havaalanı, YDA'nın işlettiği Türkistan Havaalanı'ndan eşsiz yardımlar gördük. Bu tırların yüklenmesi, gümrüklenmesi konusunda iş dünyamızın çok yardımları oldu. Piyasadan bazı ürünleri iş dünyamız sayesinde topladık. Burada Eurasian Machinery'nin 9000 parça yardımla
hem de tırlara katkı sağlayarak gösterdiği katkıyı unutamam. Rams inşaatı, gümrük işleri yapan arkadaşlarımızı, Selçuk Çamur'u, Orhan Bey'i, başka dostlarımızı, depolarını tahsis eden şirketlerimizi, Rotopak'ı, Atmosfer Vent'i, Logitrans'ı, bütün bu dostlarımız, kardeşlerimiz olmadan bu işleri yapamazdık. Tabii sonrasında ve depremin hemen ardından bazı anma törenleri oldu. Hatimler, dualar, konserler, burada ciddi sanat çevreleri depremzedelere yardım için ve o duygusallığı yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hepsine buradan şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz. Evet, Sayın Başkonsolosum, Almatı, Kazakistan nüfusunun yarısından fazlası Almatı bölgesinde yaşıyor. Dolayısıyla buradan Türkiye'ye ciddi ölçüde yardım malzemesi gönderildi. Bunu da az önce kendiniz ifade ettiniz. Peki bu süreçte şahit olduğunuz duygusal olaylar veya ilginç olaylar yaşandı mı? Kardeşlik ruhunu güçlendiren, pekiştiren olaylar mesela? Tabii ki ifade ettiğiniz gibi bizim görev bölgemiz Aral Gölü'ne kadar uzanan Güney Kazakistan'ı kapsıyor ve nüfusun yarıdan fazlası burada. Kültürel kodlar olarak ne kadar yakın olduğumuza şahit oluyoruz günlük hayatta da. Deprem sürecinde aslında resmin tamamı duygusallık dolu, kardeşlik hisleriyle dolu. Ama aralarda şahit olduğumuz, duyduğumuz bazı hikayeler bu duygusallığı daha da pekiştiriyor. Önemli olan tabii ki miktar değil, insanların hangi samimiyetle ve nasıl bir duyguyla yaptığı yardım. Yani elimizde paramız yok, biz ne yapabiliriz diyen bir ailenin, 7 bireyinin günlerce döşek hazırladığını, diktiğini, gönderdiğini gördük. Ya da işte tırlar için tahsis edilen, yevmiye ile çalışan, günlükle çalışan işçi kardeşlerimizin bunun deprem için olduğunu anladığında biz bugün yevmiye istemiyoruz, bunu bağışlıyoruz dediğini, bunu duyan işverenin de o zaman ben de size 3 yevmiye bağışlıyorum dediğine şahit olduk. 2 yıldır biriktirdiği parasını, kumbarasını parçalayarak gönderen küçük bir kardeşimize şahit olduk. Bunun gibi çok fazla hikaye var. Bu tabii kardeşliğimizin güçlü olduğunu gösteriyor. Ünlü bir ressamımız bizzat depremzedeler için hazırladığı tabloyu satışa çıkarmış. Sonra bunu satın alan iş adamı da hem tabloyu başkonsolosluğumuza bağışladı, burada sergiliyoruz, hem de parasını yardım hesabına gönderdi. Bunun gibi birçok hikaye var. Tabii gönlümüz şunu arzu eder, biz böyle acı günlerde değil, başarıda, şölende, şenlikte, kutlamada bu kardeşliğimizi daha iyi yaşayalım. Güçlü şirketlerimiz var. Kazakistan toplumuyla kenetlenmiş durumdalar. Onların yardımları daha çok Türkiye'de yapıldı. Bunlar saydığım envanterin içinde değil. Bizim haberimiz olmadan doğrudan Türkiye'ye gönderenler var. Onlar da bu listede değil. Dolayısıyla aslında daha kabarık. Fakat burada bunu görmek güzeldi. Ben bu olumlu enerjiden dolayı bütün Kazakistan toplumuna, Azkallara, Özbeklere, Kazaklara, Dunganlara, Uygurlara, Kırgızlara, bu toplumu oluşturan, barış içinde bir arada, uyum içinde yaşayan bütün topluluklara şükranlarımı sunuyorum. Bize düşen bundan sonra bu enerjiyi daha verimli alanlarda kullanmak. Yayınımıza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'ye selamlarımı sunuyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Depremden dolayı başsağlığı ve geçmiş olsun mesajlarını iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda bu yaralar sarılacaktır. İnşallah. Evet. Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı yayın konuğumuz oldu. Deprem sürecine, deprem sonrası Türkiye'ye sağlanan hem maddi hem aynı yardımlarla ilgili bilgiyi aktardı diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet Sayın Akıncı, teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk oldu. Kardeş Kazak halkına da yardım ve destekleri için bu süreçte minnettarız sevgili seyirciler.